Bu tarz sorular test kitaplarında çok çıkıyor arkadaşlar. Onun için önemli bir soru. Merhaba sevgili gençler. Bugün koordinat sistemi çözümlü örnekler videosuyla birlikteyiz. Konu anlatımını daha önceki günler yapmıştık. Bu konunun konu anlatımını izlemediyseniz açıklama kısmına linkini ekledim. Oradan tıklayarak izliyorsunuz. Ya da şu an sağ üst köşede çıkacak. Oradan tıklayarak da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Ve kanalımızdan haberi olmayan arkadaşlarınız varsa onlara da kanalımızdan bahsedebilirsiniz. Her zamanki gibi derslerimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Uygulamamızı biliyorsunuz arkadaşlar, 5 saniye süre geliyor. Siz bu arada videoyu durdurup önce soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Daha sonra çözümü benden kontrol ediyorsunuz ve video sonunda kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmına yazıyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki noktalardan hangisi yukarıdaki koordinat düzleminde verilen ABCD noktalarından birinin koordinatları değildir? Koordinat düzleminde nokta bulurken birinciyi X'ten, ikinciyi Y'den alıyorduk arkadaşlar. A noktasıyla başlayalım. A noktası X ekseninde 3, Y'de 2, yani 3'e 2 noktasında. B noktamız burada tam X ekseni üzerinde, yani X'i eksi 3, Y'si 0 arkadaşlar. X ekseni üzerinde ise Y 0 olur. Yani eksi 3'e 0. C noktasına geliyoruz. C noktamızda x eksi 2, y de eksi 2, eksi 2, eksi 2. D noktamız x'i 2, y'si eksi 4, 2'ye eksi 4. Şıklara bakıyorum. 3'e 2 var, 0'a eksi 3 yok. Bakın tersi var, 0'a eksi 3 yok. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi dik koordinat düzleminde 3. bölgedir diyor. Biz 3. bölgeyi kodlarken ne demiştik? Kötü bölge, yani mutsuz olduğumuz bölge. İkisi de eksi oluyordu. Cevabımız C şıkkı. A şıkkımızda 1. artı olunca 4. bölge, 1. eksi olunca 2. bölge, her ikisi artı olunca da 1. bölge oluyordu arkadaşlar. Koordinat düzlemindeki 4'e 5 noktasının x eksenine olan uzaklığı kaçtır? Bunun aslında pratik bir yöntemi var arkadaşlar. Ne diyorduk? X'e olan uzaklık Y değeridir. Yani direkt 5 diyebilirsiniz. Bunu koordinat düzleminde göstererek de ispatlayalım. Koordinat düzlemimi çiziyorum. Noktayı gösterirken önce X'i alıyorduk. X'i 4, Y'si 5 olan nokta işaretlidir. Çizgiler gitsin. Burası bizim T noktamız arkadaşlar. Bu T noktasının X'e olan uzaklığı neresidir? Burası. Yani aynı zamanda şurayla birebir eşit. Bu uzaklığımız 5 birim, yani Y değeri kadardır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Neymiş kural? X eksenine olan uzaklığı sorarsa Y değerine bakacağız. Y eksenine olan uzaklığı sorarsa X değerine bakarak kolayca bulabilirsiniz. Ya da ben tereddüt ediyorum derseniz koordinat düzlemi çizerek de bulabilirsiniz. Koordinat sisteminde eksi 2'ye 1 noktasında bulunan bir kişi önce 4 güneye, sonra geldiği noktadan 5 birim doğuya doğru ilerliyor. Buna göre bu kişi dik koordinat sisteminde hangi bölgede hiç bulunmamıştır? Soruyu çözebilmek için koordinat düzlemini çizeceğiz ve üzerinde çözeceğiz arkadaşlar. Koordinat düzlemimiz geliyor. Noktamızın yerini bulalım. X'i eksi 2, y'si 1 şuradan burada imiş. Yani şu an nerede? Şu an ikinci bölgede arkadaşlar. Hareket edelim 4 birim güneye. Soruda aslında doğu, batı, güney, kuzeyi bize belirtmesi gerekiyor. Ama biz Türkiye haritasındaki gibi değerlendirelim. Doğu, batı, kuzey, güney şeklinde. Şimdi 4 birim güneye gidelim. Yani aşağı gidiyorum 4 birim. 1, 2, 3. Gittim. Nereye geldim arkadaşlar? 3. bölgeye. Eksi 2'ye 2 noktası. 3 de gitti. Şimdi de 5 birim doğuya gidiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 birim gittik. Nereye vardık? 4. bölgeye vardık. 4. bölgeye geldik. 2, 3 ve 4'ü kullandık. Sadece 1. bölgeyi kullanmadık arkadaşlar. Koordinat düzleminde M noktası 8'e 5, N noktası 2'ye 5 olduğuna göre MN'nin orta noktası aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu iki şekilde çözebiliriz. Öncelikle koordinat düzleminde göstereceğim. Daha sonra matematiksel işlemle, pratik yöntemle göstereceğim arkadaşlar. Çünkü koordinat düzlemini bilmeniz önemli. Takıldığınızda, kuralları unuttuğunuzda her zaman koordinat düzlemi kullanarak soruları rahatça çözebilirsiniz. Şimdi koordinat düzlemimizi getiriyoruz. Birinci noktamız 8'e 5, x'i 8, y'si 5, burası M noktası. Geçiyorum. N noktası için x'i 2, y'si 5, burası da 2'ye 5 noktamız. Bize bu aradaki mesafenin tam ortasını soruyor arkadaşlar. Burası tam ortası. Bunu bulmak için y değerlerimizin her ikisi de 5. O zaman 5'i yazıyorum. Bunda sıkıntı yok. Şimdi x değerini bulmak için bir buradan yaklaşacağım, bir buradan yaklaşacağım. Buradan yaklaşıyorum. 3, 7.
Bir daha yaklaşıyorum. 4, 6. Yaklaştım. Ortada kim bulduk? 5 noktasını bulduk. Demek ki tam ortası neymiş? 5. 5'e 5 değeri. Cevabımız 5 şıkkı. Bu koordinat düzleminde bulma yöntemi. Peki pratik işlemle nasıl yapacağız? Arkadaşlar bir şeyin ortasını nasıl bulursunuz, ortalamasını? Toplayıp 2'ye bölersiniz. O zaman biz de bu değerleri toplayıp 2'ye bölüyoruz. X'lerin değerini bulmak için X'leri toplayıp 2'ye böleceğim. 8 artı 2 bölü 2. Y'lerin değerleri için de 5 ile 5'i topluyorum bölü 2. Y'ler aynı olduğu için aslında ortayı bulmak için de uğraşmanıza gerek yok zaten. Aynı şey çıkacak. 8 artı 2 10, 10 bölü 2 5 değerini bulduk. 5 artı 5 10, o da 5 oldu. Cevabımız yine B çıktı arkadaşlar. İlk 5 soruyu geride bıraktık arkadaşlar. Umarım hepsini doğru çözmüşsünüzdür. Daha çok video için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizin videoları beğenmeniz kanalımızdaki videoların öğrenciler tarafından bulunması açısından çok önemli. 5 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet, beğendiyseniz devam edelim. Koordinat düzleminde A0'a 4, B-2'ye 0, C0'a 4, D-2'ye 0 noktaların birleştirmesiyle oluşan dörtgen hangisidir? Bu soru konu anlatımı videomuzun bir soru bölümünde sorduğumda soru arkadaşlar. Hemen noktalarımızın yerlerini bulacağız. A noktamız X'i 0, Y'si 4. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? X verilmediği için sadece Y4'ü işaretleyerek yapabiliyoruz arkadaşlar. Y'si 4. Şuradan pratik olarak sadece 4'ün olduğu yeri işaretlememize gerek yok. Bu çizgileri çekmenize bile gerek yok. B noktamız eksi 2, yani sadece x'i verilmiş, x'i eksi 2, y'si 0, yani eksi 2'nin olduğu yer. C noktamız x'i 0, y'si eksi 4, şu nokta oluyor. Son noktamız D arkadaşlar, 2'ye 0, x'i 2, y'si 0, buraya işaretliyoruz. D noktasını da bulduk. Birleştirelim noktalarımızı, A ile B'yi birleştirdik, B, C, C, D, D, A yaptık. Buradan baktığınızda eşkenar dörtgen olduğu belli oluyor ama kenar uzunlukları eşit mi diye tereddüt ederseniz de bakın 4'e 2. 4'e 2, 2'ye 4, 2'ye 4. Yani aynı uzunluğa eşit arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Yukarıda birim kareli zeminde A noktası orijini gösterdiğine göre B ve C noktaların koordinatları toplamı kaçtır diyor. A noktamız orijin ise Y ve X eksenlerini çiziyorum. Burası 0'a 0 noktası. Şimdi B'yi bulalım. B nereden geçiyor? Bakın buradan ve buradan geçiyor değil mi? Bakıyorum burası kaç olur? 1, 2... Burası 1, 2, 3, 4. B noktası kaçmış? 2'ye 4 noktasıymış. Bunları silelim. C noktası şuradan ve şuradan geçiyor. Sayalım 2 idi. 3, 4. X eksenindeki değeri 4. Y eksenindeki değeri 1. Bunları da yazdık. 4'e 1 noktasıymış. Şimdi buradaki bütün değerleri topla diyor bize. Yani 2'yi 4, 4, 1'i toplayacağız. 2, 4 daha 6, 10, 11 cevabını bulduk. D şıkkı çıkıyor cevabımız. Şekildeki koordinat düzleminde MN noktası 3. bölgede olduğuna göre eksi MN noktası kaçıncı bölgededir? Bu tarz sorular test kitaplarında çok çıkıyor arkadaşlar. Onun için önemli bir soru. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. MN'yi yazdık. 3. bölgede diyor. 3. bölgedeki değerlerimiz ne arkadaşlar? Eksi eksi, yani kötü bölgeydi ya. Her ikisi de eksi. M de negatifmiş. N de negatif bir sayıymış. Aşağı geliyorum. Bana sorulan soru ne? Eksi M'ye ne? Bakın M normalde eksiydi zaten. Bir de önüne eksi getirdi. Eksi eksi ne yapar? Artıya döner arkadaşlar. Demek ki ilk değerimiz artı. N'yi aynen almış. N değerimiz eksi oldu. Artı eksi, yani birincinin artı olduğu durum 4. bölge. D şıkkı doğru cevap. Koordinat düzlemindeki A 5m eksi 10 artı 2m artı 6 noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Bakın hem x değerinde m kullanmış hem de y değerinde m kullanmış. Siz doğru sayıyı sıfıra eşitlemezseniz burada yanlış yaparsınız. Bu açıdan kuralımızı hatırlayalım. İlk sorularımızda da çözdüğümüz gibi x ekseni üzerinde ise y'si sıfırdır, y'nin üzerinde ise x'i sıfırdır. Kuralımız buydu. Bize y'nin üzerinde dediği için x'in değerini, yani 5m eksi 10'u sıfıra eşitleyerek soruyu çözebilirsiniz. Eksi 10 karşıya artı 10 olarak geçer. 5m eşittir 10. 5'e böl 2 cevabını buluyoruz. Cevap C şık. Yanlışlıkla 2m artı 6'yı sıfıra eşitleseydiniz cevabı A bulacaktınız arkadaşlar. Dikkat edin. Y ekseni üzerinde ise x'i sıfır olarak alıyorsunuz. Bir kartezyen koordinat sisteminde A eksi 2'ye 0, B 0'a eksi 4, C 6'ya 0 noktaları A, B, C'nin köşe noktalarıdır. Bir üçgenin köşe noktalarıymış. Bize üçgenin alanını soruyor arkadaşlar.
Öncelikle bu üçgenimizi çizmemiz gerekiyor. Eksi 2'ye 0. Bakın x'i var, y'si yok. Yani x eksi 2 işaretliyorum. Burası a. B noktasında x yok, y var. Y'si eksi 4 işaretliyorum. C'de x'i 6 olan nokta işaretledim. A ile C aynı çizgi üzerinde. Noktaları birleştirelim. Bakın ne oluştu? Bakın mavi bir üçgen oluştu. Daha belirgin hale gelsin. Tam bir üçgen yapalım. Sarı bir üçgen yaptık. Şimdi bana bunun alanını soruyor. Üçgenin alan formülünü unutmuyoruz arkadaşlar. Bu bize çok lazım olacak bu sene. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyoruz. Taban kenarıyla yüksekliği çarpıp 2'ye bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki üçgenimizin tabanı AC kenarıdır arkadaşlar. Bakın kırmızıyla işaretledim. Burası AC kenarı tabanımız. Çünkü üçgen ters dönmüş. Bu mesafeyi nasıl bulacağım? AC arasındaki mesafeyi eksi 2 buradan geldim merkeze. 2 burada. 6 daha gittim. 8. Yani demek ki taban uzunluğumuz 8 birimmiş. 8 çarpı. Yükseklik de karşı kenardan buraya çizilen çizgidir. Yani şu kırmızı çizgimiz. Bu yüksekliği de eksi 4'ten 0 olan mesafe. Yani 4 olarak yapıyoruz. 8 çarpı 4 bölü 2'den bulabiliriz. 8 kere 4 32. 2'ye bölersem 16. Yani A şıkkı buluyoruz. Yine bir joker soru, bir telafi sorusu arkadaşlar. Hata yapan arkadaşlarımız için. Buyurun. Koordinat düzleminde dördüncü bölgede bulunan noktanın y ekseninin uzaklığı 2 birim, x ekseninin uzaklığı 7 birim olduğuna göre bu noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kuralımızı hatırlarsak x'e uzaklığı, y'e uzaklığı ne yapıyorduk arkadaşlar? X'e uzaklığı bize y değerini veriyordu, y'ye olan uzaklık ise x değerini veriyordu. Dördüncü bölgede olduğunu buraya yazalım, birazdan kullanacağım. Y eksenine olan uzaklık neymiş? 2 birim. O zaman sağda da olabilir, solda da olabilir arkadaşlar. Yani 2 de olabilir, eksi 2 de olabilir. Çünkü işte ikisi de y eksenine 2 birim uzaklıkta. Aynı şekilde x ekseninin uzaklığı 7 olduğuna göre burası da 7 ya da eksi 7 olacak. Bize dördüncü bölge demişti. Dördüncü bölgenin kuralı neydi? Birincisi artı olacak. Birincinin artı olması 2, ikincisi eksi, eksi 7. Yani 2'ye eksi 7. Bakıyorum B şıkkı doğru cevap. Koordinat düzleminde karşısına çıkabilecek sorulardan çözmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca konu isteklerinizi ve kanalımız hakkında önerilerinizi, ders dışında şu tarz videolarda çekerseniz çok seviniriz dediğiniz videolar varsa onları da paylaşabilirsiniz. Ekranda gördüğümüz logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.